Merhaba arkadaşlar. Bugün size led trafolarıyla araba aküsü nasıl şarj edilir? Zorda kalındığında nasıl şarj edilir? Onu göstereceğim. Elimde 3 adet farklı amperde, farklı güçlerde led trafosu var. 2 amperlik, 5 amperlik, 10 amperlik. Tabi bu üzerinde yazan değerlere göre söylüyorum. Gerçek güçleri bu mudur? Bundan daha yüksek midir? Büyük ihtimalle hepsinin daha azdır. Sonuçta hepsi Çin malı. Benim aküm zaten şarjı var. Şarjı olduğu için bu 3 trafo da aynı değerde şarj edecektir. Bakalım. 12.68 seviyesinde voltaj var. O yüzden düşük değerde bir akım akacaktır. Yani çok bitik bir akü değil. Burada herhangi birinde deneyebiliriz. Ben en küçükten, en basitten deneyeceğim. Bunların ikisi de olabilir. Önemli olan, en önemli unsur şu: led trafonuzdaki şu potun 14 volt seviyesine çıkartabilmesi adaptörünüzü. Şu pot. Ben bunu kendim tekrardan sonradan ayarlıya çevirdiğim için vardı. Değiştirdiğim için bunda orada yok ama orijinalde vardı. Yakın bu standarttan hemen hemen hepsinde vardır bu pot. Önemli olan bu potla 14 volt seviyesine adaptörünüzü çıkartabiliyor musunuz? Önemli unsur o. Şimdi adaptörümüzü bir bağlayalım bakalım. Bir 14 volt'u ayarlamaya çalışalım. Normal şartlarda bu adaptörleri üçlü, yani topraklı kabloyla kullanın. Şu anda ben test için kullandığım için toprağa bağlamıyorum. Test kablomda toprak yok zaten. Ama siz kalıcı bir şekilde kullanacaksanız toprak kablosunu kullanmayı ihmal etmeyin. Bağlantısını mutlak yaptırın. Bu iş için olmazsa olmaz led trafosu. Bir tane ölçü aletiniz mutlak olmalı. Voltajını bilmediğiniz şeyi akülerinize bağlamayın. O yüzden mutlak bir ölçü aletinizin olması lazım. Şu anda 13.40 şu voltajı adaptörün. Buradan arttırıyoruz. Benim bu adaptör 14.05 değerine kadar yükseliyor. Bu da aküyü şarj etmek için yeterli bir değer aslında. Normalde biliyorsunuz araba aküleri 14.4 voltla şarj edilir. 1.2 katıyla. Ve o değere geldikten sonra da 1.1 katıyla da şarj voltajı, bekleme voltajı verilir. Bu 14.05 volta geldiğinde akünüz arabanıza marş basmaya yetecek voltajı sağlamış olursunuz. Yani size günü kurtarmak, kendi başınıza kendi işinizi halletmek için yeterli voltaj bu 14.04'te. Bu voltaja şarj ettiğiniz zaman zaten akünüz rahatlıkla marş basar. Adaptörümüzün gücü düşük bir adaptör olduğu için akımla ilgili bir sorun yaşamazsınız. Böyle küçük bir 2 amperlik, 3 amperlik, 5 amperlik adaptörlerde. Çünkü zaten standart bir araba aküsü en kötüsü herhalde 50 amper saattir. O da onda bir değerine baktığınız zaman 5 ampere denk gelir. 5 amperlik bir araba adaptörle bile bu işi yapabilirsiniz ama zaten bu 7 amper, 10 amper yazan da
10 amper vermeyecektir büyük ihtimalle. Şöyle içi görünüyor biliyorum. Bomboş bir şey zaten. Eski videolarımda tamiri var bunun. 10 amperlik değildir ama tabii ki de emin olmak, ölçmek gerekir. O yüzden en garantisi zaman olarak uzar ama garanti bir şekilde akünüzü sakin sakin yavaş yavaş şarj eder. İşinizi de görür. Ben şimdi yine görmeniz açısından aküye ölçü aletimi seri bağlayacağım. Akımı da göstereceğim. İlk önce 10 amper kademesini alıyoruz ölçü aletimizi. Artı kutbumuzu amper kademesine alıyoruz. 10 amper. Şu anda adaptörümüz, şu ölçü aletimiz amper ölçecek şekilde ayarlandı. Ölçü aletimizin artı kutbunu adaptörümüzün artı çıkışına bağlıyoruz. Bu iş için aküyü şarj etmek için bu aktarma kablosunu kullanacağım. Aktarma kablosunu sağlıklı bağlayabilmek için şu tornavidayı eksi kutbuna bağlıyorum adaptörümün. Bağlantı, genel bağlantı bu şekilde. Şimdi aktarma kablomuzu bağlayalım. Aktarma kablosunun eksi girişini, adaptörün eksi çıkışına, aktarma kablomuzun artı girişini, ölçü aletimizin eksi çıkışına bağladık. Gördüğünüz gibi burada artıdan çıkan voltaj ölçü aletinin içinden geçerek aktarma kablosunun artı ucuna geliyor. Aktarma kablomuzun eksi ucuna direkt akümüze bağlıyoruz. O direkt aküye gidiyor. Adaptörden direkt aküye gidiyor. Artı ucunu da akünün artı kutbuna bağlıyoruz. Şu anda fark ediyor musunuz bilmiyorum. LED yanıyor. Aküden geri besleyen voltajla yanıyor. Ve akım geriye dönük bir çok çok düşük olsa da bir akım var. Şimdi ölçü aletimizin gücünü verelim. Ve düğmeyi açalım. Amperi görüyorsunuz. Azalan bir eğilimde düşecek. Şu anda 600 miliamper. 590, 580, 570 miliamperle akümüzü şarj ediyor. Benim burada ölçü aletini devreye seri olarak bağlamam sadece akımın durumunu görebilmek. Eğer mesela güçlü bir adaptörünüz varsa bu değer 7, 8, 9, 10 amperse riskli bir iş yapıyorsunuz demektir. Riskli bir işten kasıt akünüze zarar veriyorsunuz demektir. Hızlı şarj olur. Hızlı şarj olması içindeki suyun asitin kaynamasına sebep olur. Hatta patlamasına kadar gidebilir. Ama bu değerler sadece size zaman kaybı yaratır. Onun haricinde güvenli bir şekilde akünüzü şarj edebilirsiniz. Tabi bu şarj olayını doğrusu sağlıklısı açık alanda, balkonda yapabilirsiniz. Balkonda yapmanız ya da odanın müsaitse penceresini açık tutmanız. Ama en iyisi balkonda yapmaktır. Her ihtimalle karşı güvenlik için. Gördüğünüz gibi çok basit bir yöntemle araba akünüzü bu şekilde şarj edebilirsiniz. Aküm benim demin de az evvel de söylediğim gibi şarjlı olduğu için
Bu adaptörü de bağlasaydım yine bu değerleri alacaktım. Çünkü akünün istediği amper zaten küçük adaptörümün de sınırları dahilinde bir değer. Akünüz daha yüksek bir amper isterse o zaman sınırına dayanır. Sınırına dayanması da herhangi bir sorun teşkil etmez. Adaptörünüz belki biraz ısınır ama akü için risk oluşturmaz. Adaptöründe vereceği değer olduğu için çok fazla zorlamaz. Çünkü zaten bu adaptörlerin tasarımlarında bir akım sınırı var içlerinde. O yüzden kısa devre koruması özelliği oldukları için çok yüksek ampere çıkmazlar. O kendi özelliğindeki içindeki amperle akünüzü şarj eder. Bu da 2 amperlik. 2 ampere kadar rahatlıkla şarj edebilirsiniz bu adaptörle. Bu adaptörü de isterseniz bu adaptörü de bir deneyelim. Bakalım dediğim gibi gerçekten bu adaptörle o değerlere çıkabiliyor muymuşuz? Benim görüşüm çıkmayacaktır. Yine bu değerler civarında bir yerde kalacaktır. Bakalım deneyelim. Şöyle koyalım. Kablomuzu çekelim. Şu bağlantıları yapalım. Bu adaptörümüzü alalım. Şimdi mutlak yapmanız gereken şeylerden biri adaptörünüzü, ölçü aletinizi tekrardan volt kademesine alıp bu adaptörde de volt değeri mutlak ve mutlak ölçün. Böyle bir şey yapacaksanız ayarı değiştirmemiş bile olsanız yine adaptörünüzün bu çıkış voltajını mutlak ve mutlak kontrol edin. Bağlantılarımızı yapalım. Adaptörümüzün voltajını kontrol edelim. Bunu alışkanlık haline getirin. Bir şekilde kalibrasyonu bozulmuştur. Belki siz görmeden biri potla oynamıştır. Yüksek bir değerde şarj edebilirsiniz. Bazı adaptörler çok daha yüksek voltaj değerleri verebiliyor. Şöyle. Görünüyordur umarım. Aynı şekilde şu potla ayar yapacağım. Şöyle bir maksimum değere bakalım. Gördüğünüz gibi bu adaptörde 14.9 volta kadar çıkıyormuş. Bu akü için yüksek bir değer. Normali 14.4. Evet, bu değer de fena değil. Bu değerde kalacağım. Şimdi az evvel yaptığım gibi artı kutbu ölçü aletimin artı ucunu takılı bırakıyorum adaptörde. Buradan artı ucunu amper konumuna alıyorum. 10 amper yazılı konumu alıyorum. Ölçü aletimi 10 amper konumuna ayarladım. Şu ikisi de eksi, şu ikisi de artı. Aktarma kablomu eksi girişini adaptörün eksi çıkışına bağladım. Aktarma kablomun artı girişini ölçü aletinin eksi çıkışına bağladım. Aynı şekilde aktarma kablomun eksi çıkışını akümün eksi kutbuna, artı çıkışını da akümün artı kutbuna bağladım. Şimdi gücü verebiliriz. Evet. Şarj oluyor. 600 mA, 540 mA. Burada voltajı biraz daha yüksek tuttuğumuz için biraz daha yüksek çıkar voltaj. Ama gördüğünüz gibi akünün istediği değerler aynı olduğu için yine şarj voltu akımı
aşağı yukarı aynı. Akü çok fazla güç istemediği için çok da fazla sınırları zorlamıyor. Küçücük adaptörle bile aynı şarj değerini yakaladık. Evet. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Gördüğünüz gibi evinizde araba akünüzü bir tane led trafosuyla rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Önemli olan burada trafonuzun gücü. Gücü 12 volt, maksimum gücü 10 amperi geçmesin. Zaten bunu 14 nokta ayarladığınız zaman o daha da düşecektir amper değeri. Tabii akünüzün durumu da önemli olan. Bu benim aküm 70 amper saat. Bu da 7 ampere kadar şarj olur demek. İlk yapmanız gereken mutlaka ve mutlaka voltaj ayarlarken ölçü aletiyle kontrol etmek. Ölçü aletinizin ayarlı olduğunu, kalibrasyonun iyi olduğunu bilerek ölçü aletinize kontrol edeceksiniz. Ondan sonra yapabilirseniz ölçü aletine benim yaptığım gibi seri bağlayıp devreyi de bu şekilde düzenleyip akımı da gözlemleyebilirsiniz. Bu şekilde akünüzün şarj durumunu da görmüş olursunuz. Ama bu şekilde kablolar buradayken sakın ola sakın volt kademesini alıp voltaj ölçmeye kalkmayın. Ölçü aletinizi bozarsanız içindeki sigortayı arttırırsınız. En iyi ihtimalle sigortayı arttırırsınız. Çünkü şu konum ölçü aletinin içinden kısa devre yapmak demektir. İçindeki bir kablo üzerinde düşen voltajı ölçüyor çünkü akımı ölçmek için. Bu karışık bir konu. Kabloyu bu şekildeyken sakın aküde vesaire de herhangi bir yerde voltaj ölçmeye çalışmayın. Eğer voltaj ölçmek istiyorsanız söktükten sonra volt kademesini alıp volt kablonun volt girişine çıkışını alıp kademede voltaj almanız gerekiyor. Bu şekilde sakın ola sakın voltaj ölçmeyin. Yani demek istediğim şudur. Yani demem o ki kademe bu konumdayken, artık kablonuz buradayken ölçü aleti kabloları kısa devredir. Şöyle şu ölçü aletiyle, eski ölçü aletimle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi kısa devre ettim. Gördüğünüz gibi siz bu konumdayken voltaj açmaya kalkarsanız kademeyi voltaja alıp kısa devre özelliği değişmeyecektir. Gördüğünüz gibi sakın bu konumdayken voltaj ölçmeyin. Voltaj ölçmek için üzerinde yazdığı gibi mutlaka ölçü aletinizi kablo jaklarını doğru yerlerde kullanın. Umarım yardımcı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.